Selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Aydan. Bu ilk hastanın tahlil raporu çıktı mı? Çıktı. Masana bıraktım. Tamam, sağ ol. Aşkım ben odadayım. Emre. Çalışmalar. Sağ ol. Ama bunu her zaman isterim, haberin olsun. Sen yeter ki iste. Aranız iyi galiba, maşallah. Evet, çok şükür. Ben öyle seni geçen gün ağlarken görünce... Allah korusun, araları kötü galiba dedim. Kötü bir şey oldu zannettim yani. Yok, yok yani... Saçma sapan bir meseleydi, hallettik. Çok sevindim halletmenize. Aydan. Efendim canım. Hani ben geçen gün sana Emre'nin nerede olduğunu sormuştum. Hı. Sen de bilmiyorum demiştin. Hatırlıyor musun? Evet, ne oldu? Emre o gün ameliyattaymış ve sen de biliyormuşsun. Yani bana söylemen için özellikle sana tembih etmiş Aydan. Ay. Gerçekten aklımdan uçup gitmiş. Ay çok üzüldüm şu an. Aşk olsun yoksa neden söylemeyeyim Yağmur böyle bir şey? Ay biz de öyle düşündük canım. Bir sorun mu oldu yoksa? Yok, yok ya. Olmadı. Olmuş yani, olmuş olmuş. Bir şey olmuş bak. Ne oldu o gün? Sen bana bir anlat bakayım. Hı? Sen benden bir şeylik istiyorsun. Ha? Yağmurcuğum. Bak anlatacağım Aydan ama aramızda kalacak. Tabii ki aşk olsun. Sen bana güvenmiyor musun? Aa, aa çok güveniyorum canım. Güvenmez olur muyum ben sana ya? Durum bu. Ne diyorsun? Saçmalamışım değil mi? Senin yerinde kim olsa aynı şeyi yapardı. Ya. Evet. Öyle mi diyorsun? Yani ben de olsam kıyameti koparırdım. Net. Ama bak Emre'nin konunun üstüne düşmesi iyi bir şey. Yani numaranın sahibini bulmaya çalışması falan güzel şeyler bunlar. Fena değil. Evet Aydan. İnat etti. İlla bulacağım diyor. Yani gerçekten bir şey yapmış olsa konunun üstünü kapatırdı, süpürürdü yani. O yüzden sen rahat ol. Rahat ol. Relax. Rahat ol. Evet, ben de öyle düşündüm. Canım. Canım. Sıradaki hastaya randevusunu iptal etti. Tamam Aydan, sağ ol. Bu geçen günkü hastanın röntgenleri nerede? Burada. Ben geçen gün hiç istemeden bir karışıklığa sebep olmuşum. Çok üzüldüm. Çok, çok, çok özür dilerim. Yani tamam. Yapacak bir şey yok. Sonuçta bilerek yapmadın. Herhalde. Yağmur bana konudan biraz bahsetti. Çok utanıyor tabii haliyle. Ama ben kızdım ona. Kızdım. Yani sana nasıl güvenmez? Ay insan öyle bir süre telefona ulaşamadı. Ne bileyim bir tane öyle mesaj gördü diye. İlk etapta hemen aldatıldığını mı düşünür canım? Pes. Değil mi? Düşünmemeliydi yani. Hele bir de sen onu böyle bu kadar güzel, bu kadar içten severken. Yani neyse Aydan, olan oldu geçti gitti artık. Hem bunu bize yapanı bulup ben onun hesabını soracağım. O böyle kalmayacak. Kesinlikle olmaz. Asla böyle bir şey yapma, yok. Neden? Bak, aramızda kalsın.
sen bir tek kere bile böyle bir şey yaparsan Yağmur'un bu kıskançlık sorununu bir daha asla çözemezsin. Her kıskandığında senden bir kanıt getirmeni bekler. Evet. Ardı arkası kesilmez bunun. Bak önünü alamazsın. Diyelim sen bugün. Diyelim sen bugün. O telefon numarasını buldun. Yarın ne yapacaksın? Hı? Bu ilişki hep böyle sınanacak mı? Emre. Sen. Sen hep böyle sınanacak mısın Emre? Hiçbir kanıta ihtiyaç duymadan sana güvenmeyi öğrenmek zorunda. Bence. Doğru söylüyorsun galiba. Haklısın ya. Ne yaptın hayatım? Bulabildin mi numaranın sahibini? Hayır sevgilim. Bulmaktan da vazgeçtim. Allah Allah. Sabah pek bir iddialıydın ama yani ne oldu, niye vazgeçtin? Yani böyle saçma sapan bir şeye vakit ayırmaktan vazgeçtim Yağmur. Hem sen zaten bana güvenmiyor musun? Niye böyle bir şeyle vakit harcayalım? Yok. Yani güveniyorum. Güveniyorum da yani sabah sen kendin şey yapmak isteyince. Zaten benim çok fazla hastam var bugün. Onu ayıracak vaktim de yok. Güzeller güzeli yüzünü. Kafam yine Emre'ye takıldı. Aa, neden? Çözmüştünüz siz sorunlarınızı. Güveniyorum demedin mi sen bana? Güveniyorum dedim. Evet. Dedim tabii. Ama numarayı bulmaktan vazgeçmiş. Aa! Ay çok üzüldüm. Ya. Ya. Sen peşine düştüyse masumdur dememiş miydin? Evet. Ya ben öyle düşündüm. Hay insan bir suçu işlemediyse ne yapar? Sinirlenir. Gider kendisine iftira atanı bulmaya çalışır ya. İster bunu yani, istemez mi? O ister tabii canım. İstemesi lazım. Yani ne bilemiyorum Yağmur. Ben de çok şaşırdım ve çok çok üzüldüm senin için. Ay canım benim. Oh. Emre, sana bu iftirayı atan kişiyi bulmaktan neden vazgeçtin? Yağmur, bak sen kendi ağzınla söylüyorsun iftira. İftira olduğunu bildiğimiz bir şeyin neden peşinden gidelim boşu boşuna? Tamam, tamam ama hani sen bu kişiye dersini verecektin? Yağmur, sen bana güveniyorsan gerisi gerçekten teferruat. Vazgeçtim, tamam. Yani açıkçası böyle durup dururken birden vazgeçmem bana çok tuhaf geldi. Senin de bu ısrarcı tavrın bana biraz tuhaf geldi. Ha. Yani hem de bana bu kadar çok güvendiğini söylerken. Emre, hastadan istediğin tahlilleri aldım. Sağ ol. Buyurun, geçelim buraya.